Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Kocaman'a merhaba diyelim. Hakan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ben de size iyi yayınlar diliyorum ve iyi haftalar ayrıca. Şimdi bugün özellikle belki de yeni haftaya başlarken haber başlıklarına da baktığımız zaman hala Fed ne yapar? Faizleri nereye kadar çeker, ne kadar durur? Bir parasal genişlemeye gidecekse bunun için en erken mümkün tarih ne zamandır sorusu hala sorulmaya devam ediliyor. Dolayısıyla isterseniz biz de bununla başlayalım. Zira veri bazında bir hareket kabiliyeti olduğunu biliyoruz Fed'in. Daha doğrusu verilere bakarak hareket etmekte olduğunu ve böyle ilerleyeceğini de tahmin ediyoruz ama nerede durur noktası hala biraz daha farklı yorumlara açık gibi duruyor. Siz ne dersiniz? Şöyle, FED en son 25 baz puanlık faiz artışından sonra %5'li seviyelerde biraz duracakmış gibi görülüyor. Çünkü Amerika'da gelen veriler aslında biraz daha resesyonda işaret etmeye başladı. Dolayısıyla bu resesyon kaygılarıyla beraber gelen veriler burada hala önemini arz edecek ama en azından geçmişe yönelik bakarsak bugüne kadar seri kararlı faiz artırımında bir virgül konulmuş gibi bir görüntü var ortada. Dolayısıyla bu noktada Fed'in biraz daha bekleyeceği ve bu artık faiz artırım konusunda biraz daha çekingen kalacağını düşünüyoruz. 2-3 aylık süreç içerisinde Fed'de herhangi bir faiz artışı gelmezse ki verilerin bu anlamda resesyonu daha çok işaretlediğini göreceğiz. Sene sonuna doğru 3. çeyrek ve 4. çeyrekte de biz olası faiz indirimlerinde bu noktada gündeme geleceğini düşünüyoruz. Ama geçmişe göre bakarsak artık Fed söylemlerinde düzenli yukarı bir faiz artırım hususunda bir ara verme noktasında piyasayı gözlemeye, özellikle enflasyon tarafında, işsizlik tarafında, kişi başına düşen gelir tarafında ve tarım dışı istihdam tarafındaki veriler bu noktada çok da artık faiz artırımını Amerikan ekonomisi için çok da gerektirmiyor gibi bir görüntü var. İsterseniz ECB tarafına da bir bakabiliriz. ECB tarafına elbette oraya gelmeden önce Fed ile ilgili olarak bu beklentiler özellikle ABD borsalarında nasıl yansıma buluyor diye de biraz inceliyoruz, irdeliyoruz. 2022 yılı yine ABD borsaları açısından çok verimli geçmedi. S&P 500 biraz daha belki kenara alınabilir vaziyette. Çünkü dünkü kapanışlarla da baktığımızda, yani cuma gün kapanışlarla baktığımızda yukarı yönlü bir istek var. Ama buradaki fiyatlama sizce çok mu immatüre? Yani eğer Fed bu senenin içerisinde bir yerde parasal genişleme sinyali vermeyecekse piyasadaki dalgalanmalar mı devam edecek diye okumalıyız bunu? Yoksa artık yavaş yavaş değerlemeler çok düşük kaldığı için pozisyon alınıyor ve belki de daha uzun vadeli tutulacak gibi mi yaklaşmamız gerekir? Açıkçası öncelikle Fed'in son 7-8 aydır düzenli ve kararlı faiz artışı tabii ki borsaların önünde en büyük engeldi. Bunun biraz daha demin bahsettiğimiz sebeplerden, resesyon kaygılarıyla biraz daha beklemeye aşılması piyasadaki bir takım oyuncuların özellikle beklentisi sene sonu sizin de bahsettiğiniz gibi tekrar parasal genişlemeye dönüş imaleleri için pozisyonlanabilir ama bu piyasanın genelini şu an etkilemiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla piyasadaki alıcıların, oyuncuların dörtte birinden biraz daha fazlası alım yönünde hareket ettiğini, bu noktada birkaç daha biraz daha beklemeye ihtiyaç olduğunu, bütün piyasa oyuncularının özellikle çoğunluğunun birebir anlamda alım için henüz hareket etmediğini görüyoruz. Bununla beraber tabii ki 2022 yılında özellikle emtia tarafında çok hızlı fiyat iniş çıkışları gördük. Bu da tabii doğal olarak enflasyon dediğimiz çıkan rakamların, ki Amerika'da şu anda enflasyon faizler 5 iken enflasyon şu etapta 7'ler seviyesinde. Dolayısıyla 7'ler seviyesine çekilecek bir faizle ekonomiyi birebir anlamda darboğaza sokacağı varsayımıyla burada biraz daha hani ilk etapta pozisyonlamak isteyen inancı bu anlamda sene sonuna doğru
parasal genişleme bekleyen bir takım yatırımcıların, fonların burada piyasaya yavaş yavaş girdiğini düşünüyoruz. Fakat buradaki önemli olan nokta 2023 yılı hem ülkemizde hem de bütün dünyada sektörel bazda, yani büyük endeks yükselişlerini değil, endekslerde bir volatilite olacak ama sektörel bazda hareketlilik olacak gibi görüyoruz. Peki. Bunun da enflasyon verileri üzerine çok ciddi etkileri var. Örneğin petrol fiyatlarını alırsak 80 dolarla 120 dolar arasında genişleyen bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. Keza demir çelik fiyatları, doğalgaz fiyatları da öyle, çok geniş bant içerisinde hareket ettiler. Dolayısıyla bunlar da enflasyon konusunda belirici. Yani faiz tek başına şu anda maalesef özellikle ürün ve emtia fiyatlarında oluşan büyük volatilite, fiyat dalgalanmalarını tek başına dengeleyici bir unsur olarak görülmüyor. Peki. Yavaş yavaş artık Fed de bu noktada herhalde biraz daha gözlemlemeye geçecek gibi gözüküyor. Yani faizin buradaki önemi biraz daha azalıyor gibi gözüküyor. Ve anladığım kadarıyla zaten emtia tarafındaki fiyatlamalarda özellikle son dönem Çin'in de yeniden açılıyor olmasının aynen, bir katkısı var. Orada da büyüme mi, enflasyon aynen mu, hangi etki daha ağır basacak sorusu biraz kritik. Ona da değinmenizi isterim mutlaka. Zaten aslında üstü örtülü bir şekilde o mesajı bizi izleyen herkes zaten aldı zannediyorum. Emtia'nın da enflasyonist baskılarla daha hala hareket edebileceğini, ama ECB tarafına gelelim isterseniz. Avrupa tarafında resesyon ılımlı mı olacak, daha mı sert olacak, ne olacak sorusuna çok farklı yanıtlar gelmeye başladı. JP Morgan diyor ki örneğin resesyon fiyatlamasında çok sert bir gerileme var. Görünen o ki 9 varlık sınıfının 7'sinde %50'nin altında sadece bir olasılıkla resesyon fiatlanıyor. Öte yandan biz Carlyle Group kurucusu David Rubinstein'la konuştuk Davos'ta. O da mesela küresel bir resesyon ihtimalini kesin olarak söyleyemem, böyle görmüyorum dedi. Siz Avrupa tarafını bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz ve ECB'nin bundan sonraki hamleleri ne olacak sizce? Şöyle, ECB tabii Amerika gibi daha kontrol edebilir değil. Amerika'da bir regülasyon var ve Fed ve Hazine Bakanlığı tüm Amerika'daki kararları alabilecek yetiye sahip. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği birçok ülkeden oluşuyor. Dolayısıyla birçok ülkenin birbirinden farklı durumları var. Özellikle Yunanistan, İspanya, İtalya, daha Akdeniz ülkelerine girdiğiniz zaman bu ülkelerde ciddi bir şekilde hem işsizlik anlamında, hem borç anlamında, hem de tahvil faizleri anlamında ciddi bir yükseliş var. Özellikle İtalya'daki artan tahvil faizlerine baktığımız zaman ECB'nin de bu anlamda faiz artırımı konusunda elinin daha dar olduğu gözüküyor. Çünkü birçok ülkede farklı sorunlar var. Dolayısıyla birçok ülkeyi toplayıp tek başına karar almak Amerika'ya göre çok daha zor bir olgu. Avrupa tarafındaki enflasyonun Amerika'ya göre göreceli daha yüksek olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki birinci sorun zaten enflasyonun kendi başına %9 olması. Yani %9'lara kadar gelmesi. Dolayısıyla burada %9 enflasyona göre de eğer konu Almanya, Hollanda gibi ülkeler olsaydı belki çok daha rahat Amerikan seviyesine kadar, %5'lere kadar faizleri çok rahat artırabilirlerdi. Ama birçok ülkede zaten çok daha farklı problemler var. Dolayısıyla Avrupa'nın bu anlamda birinci negatifliği buradan geliyor. İkincisi, Avrupa bu yıl, bu kış özellikle bir enerji krizinden ya da enerji darboğazından bahsediyor. Bu yıl kış şartlarının biraz daha olumlu geçmesi sebebiyle bu yıl için sorun olmayacak olsa bile önümüzdeki yıl yine enerji krizi Avrupa'yı tekrar etkileyecek. Yani Avrupa'nın birinci sorunu birbirine benzemeyen ülkelerle birlikte hareket etme zorunluluğu, ikinci sorumluluk ise enerji krizi kapıdayken burada para politikasıyla yapabilecekleri alanında çok kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. O anlamda Avrupa'nın faiz artırması mevcut şartlardaki diğer ülkeleri de düşündüğümüz zaman Amerika'ya göre çok çok zor. Dolayısıyla gördüğümüz kadarıyla ECB tarafında da faiz artırım sürecinin mecburen yavaş yavaş sonuna gelmiş gibi olduğunu görüyoruz. Devam ederlerse ne olur? Dolayısıyla ülkeler arasında ciddi farklar oluşur. ECB'nin faizi 3 olur, 4 olur ama gider İspanya'da, İtalya'da 20 ile 30'luk tahvil faizleri görürüz. Evet. Dolayısıyla bunu da Avrupa Merkez Bankası mecburen alıcı olacağı için ortaya garip durumlar ortaya çıkar. Politika faizleri, ülkeler arasındaki faizlerin birbirinin zıttı olması yönünde. Dolayısıyla minimum en düşük değer noktasında
fazla farkın açılmaması için tutacaklardır diye düşünüyoruz. Bir de tabii ki enerji krizinin seneye savaşın bitip bitmediğine göre Avrupa tarafı için tekrar bakmamız lazım. Eğer enerji krizi olacağı ile ilgili öngörüler biraz daha güçlenirse Avrupa tarafında herhalde gündemin birinci maddesi ECB'nin faizi ya da resesyon değil, biraz daha enerji krizi baş gösterecektir. Bu kendinden bir enflasyona yol açacağı için çok da zor ve işin içinden çıkılmaz bir durumla uğraşabileceklermiş gibi de bir görüntü mevcut. Her ne kadar bu yıl atlatılmış olsa da, bu yıl atlatıldığı için evet, ECB de faize daha yavaş geldiği için Avrupa piyasalarda özellikle borsalar açısından daha bir ılımlı, olumlu şu anda. Ama bu süreci biraz daha dikkatle takip etmek gerektiğini düşünüyoruz. Peki Hakan Bey, şimdi evet, enerji krizi Avrupa'yı teğet geçti tabiri caizse bu evet, sene. Çeşitli yatırımlar, yenilenebilir enerji tarafında atılan adımlar var ama onlar da bugünden yarına zaten kaynak üretmeyeceği için bir olası rüzgarın ters esmesi durumunda bu risk önümüze tekrar kuvvetli bir risk olarak gelebilir diyorsunuz. Biraz içeriden bahsedelim bu durumda. İki büyük merkez bankasından söz ettikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da para politikası notundan çıkan belki de en önemli değerlemelerden bir tanesi mevcut seviyenin makul olduğu ibaresinin kaldırılması. Dolayısıyla da piyasada yeniden bir faiz inmeye devam edecek beklentisi konuşulmaya başladı. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum ve nereye kadar faiz indirilir diye düşünüyorsunuz, onu sormak istiyorum. Öncelikle içerik tarafa baktığımız zaman seçim sürecinin tarihte 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz belli. Buraya kadar zaten tek hane cümlesi vardı. Bu tek hane o anlamda şu anda halihazırda geçerli. Dolayısıyla hani bu faiz seviyeleri 1 puan altı ya da yarım puan altı çok okunan bir önemli olan nokta buradaki otoritenin tek haneli faiz vurgusuydu ve en azından şunu biliyoruz, faiz ekstra indirilimi dışında bildiğimiz tek şey çift haneli olmayacağını biliyoruz. Seçim süreci ne kadar, bu 9 olur, 8 olur, 8,5 olur, daha şey olur, bunun aslında çok da büyük bir ehemmiyeti yok. Burada önemli olan tek haneli faizde aslında gidileceği yönünde. Dolayısıyla Merkez Bankası da hali hazırda Türkiye'deki özellikle fiyat istikrarı, bununla beraber kurum bizde daha çok faiz hadlerinden ziyade kurun sabit tutamayacağı, hani kurun da çok daha önemli bir olgu. Çünkü faizler 9 seviyesindeyken, tek halindeyken dolarda özellikle bir stabilizasyon sağlandı. Bu önemli olan nokta faizleri kaça indireceğinden ya da çıkartacağından daha çok dolardaki stabilizasyonun devam ettirilip ettirilemeyeceği. Bu bence birinci derecede önemli. Bu çünkü birebir fiyatlara, oradan enflasyon, oradan da mecburen faizlere yansımak zorunda kalıyor. O anlamda şu anda bu stabilizasyon başarıyla devam ediyor gibi gözüküyor. Bu devam ettiği sürece faizlerin bu seviye olmuş, bir puan altı olmuş, yarım puan altı olmuş, bunun bir çok büyük önemi olduğunu şahsen düşünmüyorum. Peki şunu sorabilir miyim Hakan Bey? Yani bu ibarenin çıkartılmış olmasının bir sebebi olsa gerek. Yani önünü açabilmek anlamında belki de. Ne elde edilir? Hani yarım puan, bir puan çok bir şey ifade etmez sizin bahsettiğiniz konjonktürde ama Merkez Bankası için ne hedefleniyor olabilir? Motivasyon ne olabilir faizleri bulunduğu tek haneli seviyeden biraz daha aşağı indirmek? Çift haneye kesinlikle bir dönüş yok. Gerekirse aşağı indir ama tek hanede kalacak diye anlıyorum bunu. Peki. Yani daha çok aşağısı vesairesinden ziyade Türkiye tek haneli faizlerle gidecek vurgusunu biraz daha hani şey yapmak. Çünkü daha önceki ilk tek haneye faize indirildiğinde bu noktada duruma göre bakılır gibi ibareler vardı. Şimdi bu anlamda biz tek haneli faizin seçim süreci sonuna kadar mevcut kanun, mevcut uygulayıcıların mevcutta görev sürelerinin sonuna kadar eğer tekrar seçilirse daha sonra yine aynı politikalarla devam edeceğini görüyoruz. Bizim anladığımız algı faiz hiçbir şekilde yukarı gitmeyecek şu an. Yukarı gitmeyeceğinin bence kuvvetli vurgusu bu. Şeyimiz o. Ha, dediğimiz gibi yarım puan, bir puanın ekstra çok büyük bir önemi yok. Bizde önemli olan konu kurlardaki stabilizasyonun devam ettirilip ettirilemeyeceği. Burada bir numaralı öncelikli bir önceliğimiz bu. Bence hükümetin önceliği de bu. Bu sabit kaldığı sürece açılan iş piyasaları, işte Çin'deki Covid tehditinin kalkması, üretim tarafında ya da üretim
kollarının tekrar pandemi sonrası seviyelere hızla gelmesi zaten şişmiş olan emtia fiyatlarını belli bir yere çekecektir. Aslında politikanın ana vurgusu bu bence. Bu da enflasyonist baskıyı azaltacaktır. Enflasyonist baskının azalması da tek haneli faizle ülkeye fayda sağlayacaktır gibi genel bir görüşün olduğunu okuyorum. Peki Hakan Bey, bir araya gireyim müsaadenizle. Sürem daralıyor ama size borsadaki beklentilerinizi sormadan da sizi bırakamam. O yüzden tamam. 1,5'taki 2 dakika versem size. Onu da anlatalım. Piyasa peki. Nerede ve bundan sonra yön neresi? Ondan biraz bize bahseder misiniz? Evet. Geçen hafta biliyorsunuz önemli sayılacak bir piyasa düşüşü gördük. 5700 zirvelerden 4700-4600'e kadar 2-3 gün içerisinde hızlı bir sarkan piyasa oldu. Piyasanın rebound etmesi aynı hızda oldu. Bugün 5500-5600 seviyelerine geldi. Burada artık yavaş yavaş endeksin nereye gideceğine puan vermek yerine biraz daha sektörel bazda ayrımlar olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle Euro-Dolar paritesinin yukarı gitmesi sebebiyle biraz daha ihracat şirketler bir nefes almış gibi gözüküyor. Burada bir artı değer oluşur. Bankaların 31-12 bilançolarının iyi geleceğini hep konuşuyoruz. Bu 31-12 bilançolara dolayısıyla bir hareket olur ama bankalara şöyle bir soru işareti koymak lazım. Düşen enflasyonla beraber 2023'te nasıl bir performans sergileyecekleri belki en iyi açıklayacağı bilanço bankaların bu son çeyrek bilançoları olacak gibi gözüküyor. Belki orada bir bilanço hareketi de tekrar başlar. 2023'te açıklanan enflasyon oranlarına göre tekrar bankalara bakmak kaydıyla diyoruz. Bunun dışında özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları değerlemelerden dolayı ciddi bir hem öz kaynak artışı hem de o anlamda kendi taşıdıkları varlık değerleri açısından ciddi yukarılara gidecek gibi gözüküyor. Geliyorlar. Son olarak da gerek EYT'nin çıkması, parasal bolluğun da bu anlamda artıyor olması, yaklaşık rakamlardan tam şey değilim ama 2 milyon 700 bin kişi, hatta bu bileşik etki olarak 4-5 milyon kişiyi etkileyeceği konuşuluyor. Piyasaya evet. Bu anlamda Mart'tan sonra da ciddi bir para girecek. Bu noktada artan tüketici güveniyle beraber perakende sektörünün, özellikle bizim marketler zinciri dediğimiz hisselerin bizim Şok, Migros, BİM gibi piyasada olanları da son derece pozitif yansıyacağını düşünüyorsunuz. Evet, ayrışabileceğini düşünüyoruz. Çünkü muhtemelen bu gelir artışları biraz daha insanların fil alışverişine yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu sektörleri biraz daha ön planda görüyoruz. Thrive Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Kocaman, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Ben bugün efendim iyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum size.